Nisan ayında döviz ve altın fiyatlarını neler bekliyor? Tamamıyla şu anda piyasalar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı fiyatlıyor. Bununla ilgili gelen olumlu haberler piyasaları biraz daha iyimserleştiriyor. Ve kötümser haberler de tabii ki piyasalarda tedirginlik oluşturuyor. Ve çok sert düzeltmeler ve sert dalgalanmalar oluşturuyor. Ve dolayısıyla önümüzdeki ay itibariyle de, yani Nisan ayı itibariyle de eğer bu ortam devam ederse çok değişen bir şey olmaz. Yine bu dalgalanmalar devam edebilir. Ama bir barış ortamı veya savaşın sona ermesi meselesi olursa kısa süreli bir iyimserlik olur. O da fiyatlara olumlu yansır. Ve bunun dışında tabii enerji fiyatları ikinci takip ettiğimiz konu. Yine Rusya özelinde enerji fiyatlarının çok yukarı gittiğini, çok yükseldiğini biliyoruz. Mafi yaz aylarına gelindiğinde enerji tüketimi biraz daha ısınma gibi, Kuzey Yarımküre'de yaz ayı başlayacağı için orada şey olabilir, enerji fiyatları bir miktar gerileyebilir ama onun oluşturduğu enflasyon da üçüncü takip ettiğimiz bir konu. Daha doğrusu enflasyonu oluşturan gerekçelerin en önemlisi enerji fiyatları. Bunun dışında iklimselleştirmeden kaynaklanan gıda enflasyonu da tabii yine önemli. Bu arada özellikle de ham madde ihtiyacının olması ve tedarik fiyatlarında yükselişler olması, yani maliyet enflasyonunun yüksek olmasından dolayı da enflasyon da dünyada şu anda en çok konuşulan konulardan biri. Ve gelen raporlarda biz mafi Türkiye olarak yüksek enflasyona alışığız ama dünya çok alışık değil. Son 30 yılın, son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkeler var. O bakımdan bunun tabii dünya enflasyonunun bize de yansımaları bu nedenle olabiliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Amerikan Merkez Bankası'nın aylık toplantılarında ne kadar faiz artıracağı konuşulacak. Biz de bunları takip edeceğiz. Bunlar fiyatlar üzerinde etkili olacak. Dolar şu anda diğer para birimleri karşısında oldukça güçlü. Ama bizde yılbaşından beri uygulanan kur korumalı mevduat sisteminden dolayı bir miktar dövizde talebin daha zayıf olduğunu görüyoruz. Ama bizim aylık olarak hem kamu hem de özel sektör borç ödeme gerekçelerimiz var. Bu bakımdan döviz ihtiyacımız var. Bu döviz ihtiyacı da ihracatla sağlanabiliyor ama ihracatın da büyük bir bölümünü ham madde ithalatıyla yaptığımız için orada da çok fazla bir döviz biriktirme pek mümkün olmuyor. Turizm gelirleri de bu, yine sözümün başında söylediğim gibi Rusya-Ukrayna savaşının devam edip etmemesine ve turizme bize olan ilginin olup olmamasına bağlı olacak diye düşünüyorum. Fed'in 0.25 arttırma oldu faiz oranında, biliyorsunuz. Bunun Mayıs ve Haziran aylarında 0.50'lere, 0.75'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben o kadar sert bir faiz artırımı yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü büyük fonların elinde yüklü miktarda bir likitte var. Bu yüklü miktardaki likitteyi onlar vermek istemeyecekler. İşin arka yüzü, madalyonun diğer yüzünde bu var. Bunu 2008'den beri de yapamadılar. 2008'de 4 trilyon dolar Amerikan Merkez Bankası piyasaya uluslararası finansal kriz sırasında sürmüştü. Onu bir türlü çekemedi, ancak 300 milyar dolarını çekebildi. Dolayısıyla o 4 trilyon dolar bile çekmekte zorlanan Fed'in şimdi 9 trilyon dolardan bahsediliyor piyasadaki sürdüğü paranın miktarını. Bunu böyle sert faiz artırımları yapması mümkün değil. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin borçluluk yapısının %80'i dolar cinsinden. Eğer böyle sert bir faiz artırımı söz konusu olursa bütün piyasalar tekrar bozulur. Tabii ki savaş bir bahaneydi ama bence bunun arkasında yine belki komplo teorileri denilebilir. Büyük fonların bu parayı vermemek adına yaptıkları direnişlerden kaynaklanan bir şey. Hatta daha önce biliyorsunuz Fed işte bu sene 7 defa 0.50 bas puan artıracak. Yok efendim işte 0.25 artıracak 9 defa. Ne olursa olsun şu anda dünyadaki veyahut da Amerika'daki enflasyonun %7 %8'lerde olduğu bir durumda. Ancak yine gelen raporlarda bu seneki faiz artışının toplam %2,5 olacağı düşüncesi var. %5 yine enflasyon var ki paranın değerini korumaya yetmeyecek o.
Onun yerine işte kıymetli metal altın daha çok tercih edecek. Çünkü altının reel getirisi faizin reel getirisinden daha iyi olacak. Özetle ben Fed'in o faiz artırımlarını beklenildiği kadar gerçekleştirebileceği kanaatinde değilim.